Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle serinin artık seri haline geldi. Serinin devamı günlük kullanımda çok uygun, çok rahat bir bluz çalışacağız. Bunun için biraz daha farklı iplik kullandım. Alize Diva kullandım. Bu da çok hoşuma gitti. Bu daha ince bir ip. 100 gramında 350 metre var. Bu ipten 3 tane çileğe ihtiyacımız var. 3 numara şiş kullandım. Tekrar söylüyorum, ben gevşek örüyorum. Gevşek ördüğüm için 3 numara tercih ediyorum. Ama çok da büyük şişlerle örmeyin arkadaşlar. Çünkü daha sonra yıkanmada tamamen kendini bırakıyor. Ve modelden apayrı bir hale dönüşüyor bluzumuz. Onun için 3 numara. Böyle çok, eğer ki normal örüyorsanız, çok fazla gevşek örmüyorsanız da 3,5'u tercih edin. Şimdi geçen de workshop ailesinden bir tane arkadaş bana yorum yapmıştı. Yorumları takip ediyorum ben arkadaşlar. Hatta çok da hoşuma gidiyor. Mümkün olduğunca da cevap yazmaya çalışıyorum. Bir tane arkadaş bana ömrümü yediniz dedi. İşte git gel git gel yapıyorsunuz. İşte şey yapıyorsunuz. Çok uzatıyorsunuz. İşte sıkıldım gibilerinden bir serzenişte bulundu. Daha önce de bir başka arkadaş da, şimdi montaj sırasında videoları hızlandırdığım için, yani düz örgü örülecek yerleri bildiğiniz için hızlandırıyorum. Bana dedi ki hızlı hızlı, yani büyüyen bir aile haline geldik. Bazı arkadaşlar örgüyü çok iyi biliyor, bazı arkadaşlar da örgüyü hiç bilmiyor. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için, hani 3 keseceğiz, gideceğiz, döneceğiz, 2 keseceğiz falan ayrıntılarıyla anlatıyorum. Ama onları da çok iyi anlıyorum. Bilen arkadaşlar için de bu anlatımlar bir zulüm geliyor. Yalnızca videoyu büyütüp şöyle yan tarafına pıt 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 şey yaparlarsa, videoyu hızlandırırlarsa, ileri alırlarsa rahat edecekler. Ama ben onların daha da rahat etmeleri için bir tane şablon hazırladım. Bu benim gibi takıntılı, yani sıra sayısına kadar takan arkadaşlar için gelecek. Bu bluzun kol kesimine kadar kaç sıra örüldüğü ve kaç santim olduğu, kol evinin kaç sıra örüldüğü, kaç santim olduğu, kol kesiminin kaç kesildiği, hepsi ayrıntılarıyla vereceğim. Ve videonun da başında vereceğim. Hani diğer arkadaşlar gibi merak uyandırsın arkadaşlar. İşte videonun sonunda ben onu da demeyeceğim arkadaşlar. Videonun başında o şablonu vereceğim. Bilen arkadaşlar, örgüyü çok iyi bilen arkadaşlar zaten şablona bakıp hiç videonun ilerisine gitmeden yapabilirler. Böyle bir şablon hazırladım. Onu sizlerle paylaşacağım. Ekran resmini alır o arkadaşlar. Ekran resmine göre yaparlar. Örgüyü bilmeyen arkadaşlar da benimle örmeye devam eder. Bu kadar dedikodu ve bu kadar konuşmadan sonra, eğer malzemelerimiz hazırsa, eğer benimle çalışmak istiyorsanız hadi beraber başlayalım. Şablonumuzu hazırladım arkadaşlar. Alize Diva 3 ile gitti. 42-44 bedene uyumlu bluzun kol altından diğer kol altına kadar, yani sırt ölçüsü 46 santim, çevresi 90-92 santim. Omzun en yüksek yerinden, noktasından etek ucuna kadar ölçüsü de 58 santim arkadaşlar. Pazı ölçüsü, yani kolun en kalın olan yeri 32 santim. Tek tarafı, yani topladığınız zaman çevresi 64 santim ediyor. 120 ilmek aldık. 30, 60, 30 olarak 3 parçadan başladık. Şurada yırtmacımız var. 140 sıra ördük. Kolu 5, 3, 1, 1 olarak kestim. Ve kestiğim yerden itibaren 60 sıra ördüm. 60 sıra ördüm. 55 sırada da yaka kesimine başladım. Yakayı keserken git gel yaptığımız için bir 5 sırada o şekilde gitti ve 20 santim kol evi ölçüsü oldu. Yaka ise 7 kestim, 6, 5, 4, 3, 1 ve omuzları da 24 ilmekten oluşuyor. Omuzlar da 24 ilmekten oluşuyor ve 8, 8, 8 kestim. Bu ön beden. Ön bedende hasır örgüsü uyguladım. Yırtmaçlardan sonra 5 sıra
Düz ördüm, düzleri düz, tersleri ters. Ondan sonra hasır örgüme başladım. Hasır örgüm de, onu da söyleyeyim, şöyle göstereyim size. 8 ilmekten oluşuyor. Her bir hasır ilmek 8 düz 8 ters, 8 düz 8 ters olarak gidiyor. Ve şurası da 9 sıra arkadaşlar. 8 ilmek örüp 9 sıra yapınca bir kareyi oluşturabiliyoruz. Bu da bu şekilde. 5 sıradan sonra hasır örgüyü de tam orta noktasına koyuyoruz. Kollar ise kollarda da yırtmaç olduğu için 35-35-2 parça başladım. 35 ilmek ve 35 ilmek olarak 2 parça başladım. Oraya da bir yırtmaç koydum. Burada 2 sıradan sonra, yırtmaçtan sonra 2 sıra düzleri düz, tersleri ters yaptıktan sonra burada da hasır örgüye başladım. Hasır örgüyü 1-3-1 şeklinde yaptım. Bu da aynı. 8 ve 9. 7 sırada bir arttırdım. 70 ilmekle başladığım kolum 90 ilmeğe ulaştı kol altında. Kol altında 90 ilmekten sonra ilk başta 5 kesim yaptım. Daha sonra 1-1-1-1 elimde 50 ilmek kalana kadar. 50 ilmek kaldıktan sonra da 2-2 kesmeye başladım. 2-2 ama birden 2-2 değil. Örgümün yalnızca buraya kadar şu mesafede, örgümün yalnızca düz taraflarında keserken bu mesafede hem düz tarafında hem de ters tarafında keserek 2-2 kesim yaptım. 76 sıradan oluşuyor. Şurayı sayarsak 3, 4 ve 5. 5 hasır örgü sırasından sonra kol kesimine başladım. Kolun ölçüsü, kol altından ölçüsü 24 santim. Kol altından ölçüsü de 24 santim arkadaşlar. Söz verdiğim gibi bunu da size gösterdim. Örgüyü bilen arkadaşlar bu şablona bakıp ekran resmini alıp rahatça uygulayabilirler. Şöyle göstereyim. Kolu da göstereyim arkadaşlar. Ekran resmini alıp yapabilirsiniz. Sizlere kolay gelsin. Örgüyü bilmeyen arkadaşlarla başlayalım. Ön bedene başlıyoruz arkadaşlar. 3 parçadan oluşacak ön beden. Çünkü 2 tane yırtmaç olacağı için. Şişimize 30 ilmek attık. Ve 2-4 sıra haroşamızı yaptık. Haroşa nasıldı? Örgümüzün düz tarafında da düz, ters tarafında da ters. Böyle uyguladık mı görüntü bu şekilde oluyor. Bunun da ismi haroşa. Bilmeyenler için söyleyelim. Şişimde 4 ilmek kalıncaya kadar düz bir şekilde örüyorum. Şimdi şişimde 4 ilmeğim kaldı. Bunu da haroşa öreceğim için onu da örüyorum 4'ü düz bir şekilde. Şimdi dönüyorum. Baştaki 4 ilmeğimi, bakın örgümün ters yüzündeyim, döndüm. Haroşa örüyorum. 3, 4. Şimdi diğer kalan ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi dönüyorum tekrar. Bakın şu yırtmacın kenar hattı olacağı için 4 ilmek haroşa yaptık. Tekrar 4 ilmek haroşa yapıyoruz. Örmeden alıyoruz. 2, 3 ve 4. Tüm ilmeklerimizi ters yapıyoruz. Şimdi tekrar size göstereyim. Bakın bedenimizin şurası yırtmaç kısmı. 4 sıra haroşamızı ördük. Şuradan sayacağız. Şu alt lastik olarak kullandığımız haroşalar değil. Şurayı sayarak 2 tane yaptık.
10 tane oluncaya kadar haroşa sırası yapalım. Tekrar gelelim. Parçamızı ördük. 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. haroşamızı yapıyoruz. Burada böyle yırtmaçlı parçalarda rahat birleştirmek için başka bir şişe alacağız. Ben misina şiş kullanacağım bunun için. Siz normal şiş de kullanabilirsiniz. Normal şişi geçireceğim çünkü son sıramı örüyorum. 10. haroşa sırasını aldım. 10. haroşamı yapıyorum. 4 ilmek. Ve diğer ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Burada kalacak şişim. İpimi kesiyorum. İpimi kesiyorum. Ve bunu ayırıyorum. Bu şişimde. Şimdi ortadaki parçayı örüyoruz. Şişimize 60 ilmek alıyoruz. 4 sıra haroşamızı yapıp geliyoruz arkadaşlar. 2, 4 sıra haroşamızı ördük. Ve düz sıramızı da ördük. Düz sıramızı da ördük. Çünkü düz sırada haroşa koyulamıyor. Size göstermek için düz sırayı da ördüm ben. Bakın şöyle. Şimdi örgümün ters yüzündeyim. Haroşa örüyorum. Düz bir şekilde 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3 ve 4. Şişimizde 4 ilmek kalana kadar, burada 4 ilmek kalana kadar tüm ilmekleri ters örüyorum. Dört ilmeğim kaldı. İpliğimi arkaya alıyorum. Bu dört ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Ve ilk haroşam, yırtmacımdaki ilk haroşa oluştu. Bakın şöyle. Şimdi bundan sonra 60 ilmeğimizin ilk dördü ve son dördü hep haroşa örülecek. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 9 sıra haroşamızı yapalım. Tekrar gelelim. Ortadaki parçamızı yaptık arkadaşlar. Şöyle sayayım, göstereyim size. 2, 4, 6, 8, 9 sıra haroşamızı yaptık. Bir sırada düz bir şekilde ördük. Şimdi son haroşamızı yapacağız. Sıra sonuna 4 ilmek kalana kadar ters bir şekilde örüyoruz. Dört ilmeğim kaldı. Burayı da haroşa örüyorum. Onuncu haroşamı yaptım. Tam dipte 10. haroşam var. İpliğim bu tarafta. Şimdi burada da 2, 4, 6, 8, 10. haroşamı yaptım. En dipte haroşam var. Onun için burada kesiyorum ipimi ve yırtmaç tarafını birbirine getirerek misinama aktarıyorum. Daha sonra birleştirmesi kolay olacak. Bunun için yapıyorum. Bakın. Bu ortadaki parça. 60 ilmek olan. Bu da 30 ilmek olan. Bakın ipliğim, kestiğim iplikler hep bu tarafta. Bunun da bu tarafta. Yırtmaç da birbirine geldi. Şimdi son parçamızı yapıyoruz. Tekrar şişimize 30 ilmeğimizi alıyoruz. 4 sıra haroşamızı yapıyoruz. Tekrar geliyoruz. Yapalım, gelelim. 30 ilmeğimizi gene attık. 4 sıra haroşamızı ördük. Ve bunu böyle bütünleyeceğiz. Geçirdiğimiz zaman, herhangi bir şişe geçirdiğimiz zaman da ip
sıralar burada olması lazım ve şu sıralar aynı olması lazım arkadaşlar. Mesela 10. haroşamızın dibindeyiz. Burada da aynı şekilde ki uzunluk kısalık olmasın. Bir sıra bile fark eder yırtmaçta. Şimdi örgümün düz yüzündeyim. Hepsini düz örüyorum. Şimdi burada kuracağımız için şu tarafta olması gerekiyor. Şu yırtmaca denk gelen yer. Dönüyorum. Köşe olduğu için artık burada şey yapmayacağım. Haroşa yapmayacağım. Yırtmacın kenarını burada yapacağım yani. Normal ters bir şekilde örüyorum. Elimde 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Ters bir şekilde. Elimde 4 ilmeğim kaldı. İpliğimi arkaya alıyorum. Haroşalarımı yapıyorum. 4 ilmek haroşa. Şöyle bakalım. Bir sağlamasını yapalım. Evet. Burası yan hatlar. Bu düzümüzün yan hatları. Burada haroşa olmayacak tabii ki. Burada da yırtmacın yan hatları. Yırtmaç hatları. Burada olacak. Tamam, doğru yapmışız. Şimdi ne yapacağız? 9 sıra şurayı geçtikten sonra şu 4 sıra lastik olarak kullandığımız haroşaları saymayın. 9 sıra haroşamızı yapalım. Tekrar gelelim. Şimdi bu parçayı da 2, 4, 6, 8, 10, 10 sıra haroşa yaptık. Lastik olarak kullandığımız haroşa haricinde. İpliğimiz bu tarafta. Tekrar söylüyorum, iplikler hep bu tarafta. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar ki yırtmaç boyları eşit olsun diye. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Ve şu tarafa bakın, bu da yan hat ya. Bu tarafa geçiriyoruz şişimize. Şunu da göstereyim. Bakın 10. haroşa en dipte. Burada da öyle. 10. haroşa en dipte. Sizinki de öyle olsun. Bu da aynı şekilde 10. haroşa en dipte. Ve geçiriyoruz. Geçirdik. Şimdi birleştirmeye geldi sıra. İpimizi alıyoruz. Bu ipliğimizi bağlayacağız. Bu sırayı dümdüz birleştiriyoruz. Şu bağladığım iplik olduğu için örüyorum. Yalnız iplik yerlerine geldiğimiz zaman her ipliği bağlayalım. Yırtmaçlarımız bu şekilde olacak. Şimdi ters dönüyoruz. Yalnızca burada bir müddet öreceğiz. Yırtmaçlarımızın şu 4 burada, 4 burada haroşa var. Burada artık 8 haroşa yapacağız. Burada da aynı şekilde 4 burada, 4 burada birleştirdiğimiz için buraları 8 haroşa yapacağız. Ne kadar yapacağız? Bir 4 sıra daha yapacağız arkadaşlar. İlk sıramızı beraber yapalım. Zaten örgümüzün düzünde haroşa da düz olduğu için bütün düz örüyoruz. Örgümüzün tersinde yalnızca o 8 haroşaya dikkat edeceğiz. Şöyle başlayalım. Haroşamıza kadar örüyoruz. Haroşamıza geldik bakın. Haroşamıza geldik. İpliğimizi arkaya alıyoruz. 8 tane haroşa yapıyoruz. 1
2 3 4 5 6 7 ve 8. Yırtma ucumuzu burada kapatacağız. Kapatırken de birden kapatmayacağız. 4 sıra haroşa öreceğiz. Bakın. 8 ilmek haroşamızı yaptık. Şimdi orta hattayız. Burada da ters öreceğiz. Şu haroşaya kadar ters bir şekilde örelim. Bakın burada da haroşamıza geldik. Şöyle göstereyim. Haroşamıza geldik. İpliğimizi arkaya alıyoruz. 8 ilmek haroşaya örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi bitirene kadar ters bir şekilde sıramızı bitiriyoruz. Şimdi bakın ilk haroşamızı yaptık. Şimdi burada haroşada örgümüzün düz tarafında da ters tarafında da düz yapacağımız için örgümüzün düz tarafında bütün sıramızı düz yapacağız. Tersine geldiğimiz zaman haroşaya kadar şu haroşaya kadar ters öreceğiz. Burada düz öreceğiz 8 ilmek. Sonra buraya kadar geleceğiz. Burada haroşa olduğu için 8 ilmek. 8 ilmek haroşa yapıp bitireceğiz. Bu şekilde yaparak öndeki haroşalarımızı sayalım. İsterseniz şuradan sayın. Birleştirdiğimiz yerden isterseniz de şuradan sayabilirsiniz. Yani şu lastik olarak kullanıldıktan sonraki haroşalardan sonra 10 tane yapmıştık yırtma için biliyorsunuz. Şurada da 4 eklenecek, 14 haroşa olacak. Şimdi bakın 2 4 6 8 10 ve 11. Bir sırayı beraber yaptık. Şimdi 3 haroşa daha olacak. 14 haroşa oluncaya kadar örgümüzün akışına göre örelim. Tekrar gelelim. Şimdi yırtmaçlarımızı yaptık. Çok şirin yırtmaçlarımız oldu. 4 sıra haroşada yaptık. Şimdi tam bu orta noktada hasır deseni koyacağız arkadaşlar. 40 ilmek ördüm, geldim. İpliğimi arkaya alıyorum. 8 tane düz yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. İpliğimi öne alıyorum. 8 tane de düz ilmek yapıyorum. 1 8 tane de ters ilmek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. İpliğimi tekrar arkaya aldım. 8 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. İpliğimi öne aldım. Ters yapıyorum 8 tane. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. İpliğimi arkaya aldım. 8 tane düz yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sıra sonuna kadar ters bir şekilde örüyorum. Hasır desenimizi kurduk arkadaşlar. 40 ilmek ördük. 8 ilmek düz, 8 ilmek ters şeklinde 40 ilmek kalana kadar desenimizi uyguladık. Kaç sıra yapacağız? Kare oluşması için 9 sıra yapacağız arkadaşlar. 9 sıra sonunda düz ilmeklerin üstüne ters, aynı ilmek sayısı kadar düz ilmeklerin üstüne üzerine ters, ters ilmeklerin üzerine de düz yapacağız. Bu şekilde devam edecek kol kesimine kadar. Tarifini vereyim. Yırtmacı birleştirdikten sonra 4 sıra haroşa yaptım. Ondan sonra 2 sıra tüm
ilmeklerimi düz ördüm. Daha sonra 40 ilmek örüp 8 ters, 8 düz, 8 ters, 8 düz, 8 ters yaptım ve 40 ilmeğim kaldı. Onu da ördüm düz olarak. Döndüm. Yani hasır örgü yaptım. 9 sıra terslerimi hep sayıyorum. 9 sıra ters örgü olduğu zaman terslerin üstüne düz, düzlerin üstüne ters uyguluyorum. Bu şekilde ilerleyerek geldim. Kol kesimine kadar yalnızca bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Kol kesimine gelince tekrar buluşacağız. Yapalım, gelelim. Ön bedende kol kesimine geldik arkadaşlar. Ne kadar ördük? Kola kadar 39 santim ördük. Örgümüzün düz tarafındayız. 5 tane kesiyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonuna geldik. Buradan da 5 kesiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Örgümüzün akışına göre bu hasır desenini de unutmadan akışına göre sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonuna geldik. 3 kesiyoruz. 1 2 ve 3. Tekrar sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonuna geldik. Buradan da 3 kesiyoruz. 1 2 ve 3. Sıra sonuna tekrar gidiyoruz. Sıra sonuna geldik. Örgümüzün düz tarafındayız. Burada bir keseceğiz. 2 ilmek kalana kadar örüyoruz arkadaşlar. Bir kesiyoruz. Ve örüyoruz. İki ilmeğimiz kaldı. Onu da kesiyoruz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Burada örgümüzün akışına göre hiç kesim yapmadan ilerliyoruz. Örgümüzün düz tarafındayız. Bu sırada son kesimlerimizi yapacağız. Sıramızın başında ve sonunda birer tane ilmek keseceğiz arkadaşlar. Bu arada hasır örgümüze de devam ediyoruz. Ve bir ilmek başında kesiyoruz. Örgümüzün akışına göre 2 ilmek, sıramızın sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar öreceğiz. Sıramızın sonundayız. 2 ilmeğimiz kaldı. Keserek kol kesimini bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Kol kesimini bitirdik arkadaşlar. Bundan sonra artık kol evini öreceğiz. Örgümüzün akışını takip edeceğiz ve 15 santim kadar kol evini öreceğiz. Kol evinden de örelim, yaka kesimine tekrar gelelim arkadaşlar. Ne kadar ördük? Kol kesiminden itibaren 15 santim ördük. 15 santimden sonra yakaya başlayacağız. Kaç hasır sırası yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16.
16 asır sırası yaptıktan sonra da 15 santime ulaşabilmek için 8 sırada düzleri düz, tersleri ters ördüm. Şimdi başlayabiliriz yaka kesimine. 50 ilmek örüyoruz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. 3, 4, 5, 6, 49 ve 50. Ortaladım. Dönüyorum. 7 ilmek kesiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sıra sonuna kadar gidip döneceğim. Sıra sonuna geldim. Dönüyorum tekrar. 6 kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar sıra sonuna kadar gidip dönüyorum. Beş kesiyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört ve beş. Tekrar sıra sonuna kadar gidip dönüyorum. Yedi kestik, altı kestik. 5 kestik. Şimdi 4 keseceğiz. Sıra sonuna kadar gidip döneceğiz. 1 2 3 ve 4. Şimdi 3 keseceğiz. 2 ve 3. Tekrar sıramızın sonuna kadar gidip dönüyoruz. Yakada son kesimimizi yapıyoruz arkadaşlar. 1 kesiyoruz ve sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonuna geldik. Kolumuz, boydan boya kol ebimiz 20 santim oldu arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi elimizde omuz için 24 ilmeğimiz var. 3'e böleceğiz. 8, 8, 8 diye. İlk başta 8 ilmeğimizi keseceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yaka tarafına gidip dönüyoruz. Üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Gidip dönüyoruz.
yaka kesimini bitirdik arkadaşlar. Bakın şöyle bir ovalik oldu. Ovalik oldu. Kol evimiz 20 santim kadar oldu. Gayet güzel. Şimdi ön bedenin sol tarafını çalışacağız. İpliğimizi şuraya. Şuraya bağlayacağız. İlk kesime başladığımız yere bağlayacağız. Hemen 7 keseceğiz. Gideceğiz. Geleceğiz. 6. Gidip dönüp 5. Gidip dönüp 4. Gidip dönüp 3. Ve son gidiş gelişimizde de bir keserek yaka kesimimizi bitirmiş olacağız. Elimizde 24 ilmek kalacak. Son bir kesimi yaptıktan sonra kol evi tarafına geleceğiz. 24 ilmeğimiz var. 8 keseceğiz. Yaka tarafına gidip dönüp ikinci 8'imizi keseceğiz. Son gidiş gelişimizde de son 8'i keserek ön bedenle işimiz bitecek arkadaşlar. Arka bedene geçeceğiz. Arka beden birebir aynı. Ön bedenden hiçbir farkı yok. Tek farkı yırtmaçlarının olmaması. Bu da bizim kolayımıza gelir. Ve hasır örgümüzün olmaması. Şimdi onu da size göstereyim. 120 ilmek şişime attım. 2-4 sıra haroşa sırası yaptım. 39 santim. Düzleri düz. Tersleri ters. Şöyle göstereyim. Tam 39 santim. Düzleri düz. Tersleri ters. Ördüm. Ondan sonra kol kesimine geldim. Kol kesimini genelde aynı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 39 santimi ördükten sonra örgümüzün düz tarafında ya da ters tarafında hiç fark etmez. 5 kesim yapıyorum. Geliyorum. Şöyle koyalım. Daha rahat görürsünüz. 5 kesim yapıyorum. Geliyorum. Dönüyorum. Burada da 5 kesim yapıyorum. Geliyorum. 3 kesim yapıyorum. Geliyorum. Dönüyorum. Burada da 3 kesim yapıyorum. Sonra tersten dümdüz örüyorum. Örgümün düz yüzüne geçince sıramın başında bir tane, sıramın sonunda hemen bir tane kesiyorum. Sonra ters sırasını tekrar örüyorum. Tekrar düz sırasına geçince son biri başında, en son biri de sonunda keserek kol kesimini bitiriyorum arkadaşlar. Eğer kolunuza herhangi bir şey takılırsa videoyu geriye aldım. Ön bedende kol kesimine bakın arkadaşlar. Beraber çalıştık çünkü. Ondan sonra 15 santim kadar örüyorum. 15 santim. Daha sonra da yaka kesimine geliyor. Yaka da aynı ön bedende olduğu gibi. 7, 6, 5, 4, 3 ve 1. Ondan sonra da elimde kalan 24 ilmeği de 8, 8, 8 kesiyorum. Ön bedende çalıştığımızdan hiçbir farkı yok. Yalnızca model farkı. Dümdüz oluyor çünkü arka beden. Bunları yapalım. Kol çalışmak üzere buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Sıra kollara geldi arkadaşlar. Kollar için gene aynı ön bedendeki yırtmaç çalışması gibi kollarda da tam üst noktada bir yırtmaç çalışmayı düşünüyorum. 35 ilmek şişime attım. 2-4 sıra haroşamı yaptım. Ondan sonra şu yırtmacın kenar noktalarını, kenar hatlarını yapacağız. Şu an örgümün ters yüzündeyim. Ve artık manşet olarak kullandığım haroşaları 4 sıra haroşayı yaptım. Şimdi arttırmalarıma geldi. 7 sırada 1 arttıracağız arkadaşlar. Şöyle dolayın. İpliğinizi öne getirin. Ve ters bir şekilde 4 ilmek kalana kadar örüyoruz. Arttırmalarımızı rahat takip etmek için de ben arttırdığım sıraya bir ayraç koyuyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. 7 sıra yapacağım. Bunu saymayacağım. Bu sırayı arttırdığım sırayı saymayacağım. 7 sıra yapacağım. 8. sırada arttıracağım. Ve 8. sırada tekrar ayracımı koyacağım. 4 ilmek kalana kadar ters bir şekilde örüyoruz. 4 ilmeğimiz kaldı. İpliğimizi arkaya alıyoruz ve haroşa yapıyoruz.
Örgümüzün ters yüzünde de düz yüzünde de düz bir şekilde örüyoruz. Haroşaları oluşturmak için. Şimdi burada yaptık. Bakın. Artık kolumuza başladık. Manşet kısmı bitti. Arttırmamızı yaptık. İşaretimizi koyduk. Ve 8. sırada arttırmalarımızı yapacağız arkadaşlar. Bu arada bu tarafta bakın şu tarafı, şu parçayı örüyorum. İlk haroşam oluştu. Bundan sonra şunu saymıyoruz. Şunu saymadan, şu manşet kısmını saymadan şu 4 ilmekli haroşalar var. O haroşalar 10 oluncaya kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra diğer parçayı da yapacağız. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. Kolumuzun bir parçasını bitirdik arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 sıramızı yaptık. Farklı, son sıramızda farklı şiş kullandım. Farklı şişe geçirdim. Daha rahat anlaşılması için ipliğimi kestim. Bunu bir kenara aldım. Bunu bıraktım. Ayrıca bakın ayraçlarım da burada. Ayraçlarımı da nasıl belirledim? Bakın şöyle sayalım. 2, 4, 6, 7 sıra yaptım. 8. sırada ayracım var. Bu artık hep böyle devam edecek. Kol kesimine gelene kadar arkadaşlar. Şimdi burada 7 sıra yapacağım. Hemen bu ayracımı alacağım. 8. sırada arttırdığım yere ayracımı koyacağım. 8. sırayı saymayacağım. Tekrar 7 sıra olduğu zaman 2 arada. Bakın 2 arada. 2 ayracın arasında. Demek ki arttırmam gelmiş demektir. Bunu bu şekilde devam edeceğim. Bunu şimdi kenara koyalım. Bir 35 ilmek daha attım. Ve 4 sıra daha haroşamı yaptım. Ve artık manşet olarak kullanacağım haroşalarım bitti. Kola geçiyorum. Şimdi burada arttırmam gerekiyor. Hemen başlıyorum arttırmaya. Bakın arttırmam da bu şekilde. Ve örgümün düz yüzündeyim. Düz bir şekilde 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Arttırdım. Unutmamak için hemen arttırdığım sırama ayracımı koydum. Bağladım. Ayraçlarım da çok güzel arkadaşlar. 4 ilmek kalana kadar düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi 4 ilmeğim kaldı. Bakın. Şöyle tekrar göstereyim size. Burada örgümüzün düz yüzü. Gene düz yapacağız ama size göstermek için söylüyorum. Yani burada yapsam ben yırtmaç hattını ters vermiş olurum. Sökmem gerekecek. Onun için bu tarafta vereceğim. Şimdi bu 4 ilmek haroşa ilmeklerimiz arkadaşlar. Onları da düz örüyoruz. Ters de göreceksiniz. Hemen dönüyorum. Hemen dönüyorum. Unutmamak için. Hemen bir de şöyle alın arkadaşlar ilmeği ki şurada böyle hat oluşsun. Tatlı bir hat oluşsun. Çünkü açıkta kalacak oralar. Dikişe gitmeyecek. Yırtmaç orası. Şöyle aldım birinci ilmeğimi. İkinci ilmek, üçüncü ilmek ve dördüncü ilmek. Sonra sıra sonuna kadar ters bir şekilde örüyorum. Şimdi bakın ters bir şekilde ördüm. Sıramı bitirdim. Başladım. Arttırmamı ihmal etmedim. Ayracımı koydum. Ve haroşam oluştu. Haroşaları birbirine denk getirdiğimiz zaman yırtmacımız oluşmuş oluyor. Şimdi bu haroşadan 10 tane oluncaya kadar bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra iki parçayı birleştirmek için tekrar buluşacağız. 7 sırada bir arttırmaları unutmayalım. 10 sıra yapalım. 10 haroşa sırası yapalım. Tekrar gelelim. Birinci parçam burada. İkinci parçam ise 2, 4, 6, 8, 10 tane haroşasını yaptım. Yani aynı sırada oldu. İpim bu tarafta. Bu ipim de bu tarafta. Şöyle bakın. 10. haroşa en dipte. Buna bakalım. Bu da 10. haroşa en dipte. Ve arttırmalarımı da ihmal etmemişim.
7 sırada 1, 8. sırada arttırmamı yapmışım. Hemen ayracımı koymuşum. Daha bakın arttırmaya var. Şimdi bunu koparmadan dümdüz bir şekilde bu tarafa geliyoruz. Ve bunu bitirdim. Diğer şişimi aldım. İpliği şöyle sabitledim. Ve örmeye devam ettim arkadaşlar. Birleştirme bu kadar basit. Örmeye devam ettim. Sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar geldik. Dönüyoruz. Bakın aynı yerlerde arttırdığım için burada da var daha. Ters bir şekilde şu yırtmaç hattının şu 4 ilmeğine kadar örüyorum. 4 ilmeğine kadar geldim. Bakın nereye yapacağız? Şuraya yapacağız arkadaşlar. Burada 4 vardı. Burada 4 vardı. Birleştirdik. 8 ilmek haroşa olması lazım. Bu haroşalarımızı yapacağız. İpliğimizi arkaya getiriyoruz. 1 2 3 4 Şimdi şu ipliğimi bağlayacağım. Dört haroşamı ördüm. 5 6 7 ve 8. 8 haroşamı yaptım. Şimdi tekrar ipliğimi öne getiriyorum. Sıra sonuna kadar ters bir şekilde örüyorum. Evet, ördüm. Ve geldim. Şimdi bundan sonra aynı devam ediyor. Şöyle ayrıntılı göstereyim size. Şimdi bakın birinci haroşamızı birleştirdik. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 4 haroşa olana kadar şu yırtmacın hattını vereceğiz. 4 haroşa olduktan sonra artık haroşa değil düz bir şekilde öreceğiz. Bakın hepsi düz. Düzü düz, tersi ters öreceğiz. Kaç sıra öreceğiz? 5 sıra öreceğiz. 5 sıra ördükten sonra da hasırımızı kuracağız beraber arkadaşlar. Ama bunları örerken bunları da ihmal etmeyelim. 7 sıra yapacağız. 8. sırada da hem buradan hem buradan arttıracağız. Bunları yapalım. Hasırımızı kurmak üzere buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Yırtmacımı kapattım. Şöyle göstereyim. Yırtmacımı kapattım. 4 sıra haroşamı da ördüm. Yırtmaçla işim bitti artık. 5 sırada şuradan sayarsanız belki daha kolay olur sizin için. 2 4 5 5 sırada düzleri düz, tersleri ters ördüm. Arttırmalarımı ihmal etmedim. Bakın burada arttırmışım. Ve döndüm. Artık hasırı kuracağım. Ters olarak kuracağım biliyorsunuz. Hasırlarımız 8 ilmekten oluşuyor. Ve şu tam orta noktası biliyorsunuz. Ve bu da 8 ilmek. 4 burada, 4 burada olduğu için burada 8 ilmek. Yani tam ortalamak benim için çok basit. Ne yaptım? Ters bir şekilde geldim. Tam şu yırtmacı kapattığım noktaya geldim. Şimdi burada hasırlarımız düzleri düz, tersleri ters. Haroşadan olmuyor. Yalnızca düz ters oluyor. Tersle başlıyorum biliyorsunuz. Ters bir hasırla. Arkada düz yapma örgümün ters yüzündeyim. Düz yapmam gerekiyor ki ters ilmekleri oluşturabileyim. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İpliğimi tekrar öne alıyorum. Sıramın sonuna kadar gidip tekrar dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Tekrar şu haroşalara kadar düz bir şekilde örüyorum. Bakın geldim 8 ilmeğe.
İpliğimi öne alıyorum. 8 ilmeğimi de ters bir şekilde örüyorum. Şimdi bundan sonra 8 ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Şunu kurdum. Bundan sonra 9 sıra yapıyoruz arkadaşlar. 9 haroşa sırasını şöyle sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 9. 9'u burada kurduktan sonra bunun üzerine düz yapıyoruz. Aynı şekilde böyle ilerliyoruz. Ama yandakilere de 8 ilmek ters. Burada da 8 ilmek ters. Yani 1 hasır, 3, tekrar 1, tekrar 3, 1, 3 olarak devam ediyor. Hasırlarımız bu şekilde. Yandan 7 sırada bir 7, yani 7 sıra yapıp 8. sırada arttırmalarımızı unutmuyoruz. Elimizde 90 ilmek olana kadar bu arttırmalarımız ve hasırlarımızla devam ediyoruz arkadaşlar. 90 ilmeğe ulaştığımız zaman kol kesimine geçeceğiz. Ama beraber geçeceğiz. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. Kol kesimine geldik arkadaşlar. Elimizde artıra artıra 90 ilmek oldu. Şişimizde 90 ilmek var şu an. Ölçüleri de vereyim size. 23 santim oldu. Yarım kollu bir bluz olacak biliyorsunuz. 5 kesim yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. Örgümüzün akışına göre sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonuna geldik. Dönüyoruz. Buradan da 5 kesiyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. Ve beş. Örgümüzün akışına göre sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonuna geldik. Şimdi bundan sonra artık tek kesimlere geçtik. Örgümüzün düz tarafında, başında ve sonunda birer tane kesiyoruz. Bir tane keselim, diğerlerini yapabiliriz artık. Bir tane kesimimizi yaptık. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. İki ilmeğimiz kaldı. Bunu da kesiyoruz. Ve sıramızı bitiriyoruz. Şöyle de göstereyim size. Bakın. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci hasır modelimizin bitiminde artık kol kesimine başladık. 5 buradan, 5 buradan kestik. Ondan sonra tekli kesimlere başladık. Şimdi örgümüzün her düz tarafında, başında ve sonunda birer ilmek kesiyoruz. Örgümüzün ters tarafında, örgümüzün akışına göre örüyoruz. Her düz tarafında ne zamana kadar? Elimizde 50 ilmek kalana kadar arkadaşlar. 50 ilmek kaldıktan sonra ikili kesimlere başlayacağız. Ama birlikte başlayacağız. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. Birer birer kese kese elimizde 50 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Şimdi 2 keseceğiz. Ama 2'yi birden 2 şeklinde kesmeyeceğiz. 1 keseceğiz buradan. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. 2 ilmeğimiz kaldı. Burada da kesiyoruz. Dönüyoruz. Normalde örgümüzün ters tarafında kesim yapmıyorduk. Burada onu da kesiyoruz. Terste de kesim yapıyoruz. Sıra sonuna 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. 2 ilmek kaldı. Burada da kesim yapıyoruz. Dönüyoruz. Tekrar kesim yapıyoruz. Hem burada hem burada. Dönüyoruz. Tekrar burada. Ne zamana kadar yapacağız? Elimizde tam şu ilmekler kalıncaya kadar. Elimizde 24 ilmek kalıncaya kadar
Bu her tarafında, örgümüzün düz tarafında da ters tarafında da kesimlerimize devam edeceğiz. Elimizde 24 ilmek kalınca da birden keserek kolumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Daha sonra yaka çalışmak üzere buluşacağız. Bunları yapalım, gelelim. Sıra yakamıza geldi arkadaşlar. Bakın göstereyim ilk önce size. Daha hiç ütülemedik. Hafif buharlı ütüyle ütüleyeceğim. Arka ortadan başlayacağız ilmek almaya. Tam şu yakayı kestiğimiz yerden, orta noktasında. Bunun için tığa ihtiyacımız var. Ve misine şişine ihtiyacımız var. Şuradan başlıyoruz. Şöyle her sıranın içinden giriyoruz. Her ilmeğin. Bakın. Bu şekilde yaparak çepeçevre ilmeklerimizi alalım, tekrar gelelim. İlmeklerimizi aldık. Çepeçevre 130 ilmek aldık arkadaşlar. Haroşa yapacağız. Nasıl uyguluyorduk haroşayı? Örgümüzün düz tarafında da ters tarafında da düz yapıyorduk. 4 sıra aynı eteklerde, etek uçlarında uyguladığım 4 sıra haroşayı uygulayacağım. Döne döne uygulamayacağım. Arka ortada bir dikiş olacak. Çepeçevre 4 sıra haroşamızı yapalım. Son paylaşım için buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Bluzumuz bitti arkadaşlar. Kolunu şöyle göstereyim, kolunun yırtmacını. Fakir kolu oldu. Bakın yırtmacı bu şekilde. Yırtmacı bu şekilde. Önden de göstereyim. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Yakalarını göstereyim. Yakaları 4 sıra haroşa yaptık. Daha sonra da şöyle örerek kestik. Eğer örerek kesmeyi bilmeyen arkadaşlar varsa, ben kısacık bir video çekmiştim. Tekstil tipi lastik örerek kesme nasıl oluyor diye. Açıklamalar kısmına bu videonun linkini paylaşacağım arkadaşlar. Eğer bilmeyen varsa o videodan bakabilirler. Kollarımız bu şekilde. Mankenimiz 36 beden olduğu için biraz geniş geliyor. Bu 42-44 bedene uyumlu. 3 yumak gitti. Bakın inceliğini fark edebiliyorsunuzdur. Bu bluzumuzu da bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Ben yaparken çok keyif aldım. Eğer yapmayı düşünen arkadaşlar varsa şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videolarımın devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel farklı projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.